Cümleten selamun aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. 14 Nisan 2022 tarihimiz ve Fenerbahçe açısından çok güzel günlerin inşallah habercisi olur bu tarih. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu kanalda konuşulanların... Ee, yani Türkiye'nin meşhur insanları tarafından da konuşulması beni son derece mutlu etti. Dünden beri, hani bu kanalda bazı örnekleri veriyoruz, videolarda bazı şeylere değiniyoruz. Dünden beri sosyal medyada bunların konuşulması beni çok çok mutlu etti. Mesela dün e, birkaç gün önce ben demiştim ki, şey demiştim hani... İsmail Kartal'ın adı İsmail Kartal değil de yabancı bir isim olsun. Hani atıyorum e, Dirk Kayt olsun. Ya da atıyorum... İşte Nenat Elisa olsun ya da Rebrov olsun. Sonuç ne olurdu? Ya da İsmail Kartal'ın yerine bunlardan biri gelseydi, bu sonuçları alsaydı sonuç ne olurdu? Demiştim. Bugün sosyal medyadaki birçok duyumcu, işte Ali olsun, başkası olsun şey diyorlar şey, İsmail Kartal'ın yerine başka bir yabancı olsaydı şu an heykeli dikilirdi falan filan diye. En azından kanalımızın takipçi e, kitlesinin daha da çoğaldığını görmek beni sevindirdi. Şimdi... Çok da güzel bir yazı yazdım. Golvar.com'da biliyorsunuz Golvar.com bizim sponsorumuz aynı zamanda benim köşe yazarlığı yaptığım birçok gündeme ilişkin haberin olduğu internet sitesi. Şimdi Golvar.com'da şöyle bir yazı yazdım. Ee, ucundan azıcık şey yapsam mı ya? Aşağı tükürsen, löv yukarı tükürsen kartal diye. Haydi Ali Koç seçimini yap diye bir başlık attım. ...yayınlansın da ondan sonra değerlendiririz şimdi sürprizini kaçırmayayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yaz olduğunu düşünüyorum. Bakın, bugün sosyal medyada bazı yine şeyler çıktı. Yani e, teknik direktör konusunda şeyler çıktı. Ben bunu konuşayım önce. Müşhur bir duyumcu, e, Kea'nın belindeki kaymayı hiç kimse göremezken... ...gören duyumcu Yoahim Löv ile şu ana dek bütçe konusunda anlaşma sağlanamadı dedi... Aynı duyumcunun Ersun Yanal için de işte bilmem şu kadar e, gün para pazarlığı için yeterli gibi ağır sözler edip sanki Ersun Yanal para gözmüş gibi belirtmesi ki onun sebebini de ben size anlatayım. Birçok kişi bilmez. Birçoğunuz bilmezsiniz. Ben anlatayım mı arkadaşlar? Anlatayım. Ersun Yanal bütün spor mobiller içerisinde bir kişiyle hani... Ne diyeyim? Aynı sofrada yemek yemiştir mi diyeyim? Aynı sofrada su içmiştir mi diyeyim? Ee, sadece bir kişiyle çok iyiydi. O da Sercan Hamzoğlu. Çünkü Sercan Hamzoğlu gerçekten Fenerbahçeliydi. Fenerbahçeli olmayanlara uzaktı. Fenerbahçeli olmayanlara uzaktı. O yüzden de çok sevmezler Ersun Yanalı. <laughs> o yüzden çok sevmezlerdi. Bak Aykut Kocaman'ı çok severler. Medyada bir çok kişi sever. Aykut Kocaman çok kişiyle samimidir. Çok kişi sever Aykut Kocaman. Ama Ersun Yanalı öyle. Neyse... Biz konuza dönün. Bu arada Ersun Yanal'ın da Türk futbolu için çok güzel bir reçetesi var. Geçmişte Ersun Yanal'ın bir reçetesi daha vardı. Bak hep örneğini veririm. Yabancı kuralıyla ilgili derlerdik ki, yani Yabancı kuralıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ersun Yanal'ın reçeti mükemmeldi. Dedi ki, önce biz niyetimizi belirleyelim. Yabancı kuralını belirlemeyelim. Önce niyetimiz. Ne demek niyetimiz? Sapık mıyız biz? Hayır öyle değil. Niyetimiz şu. İşte Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak. İşte UEFA Kupası'nı kazanmak. Şu i̇şte Türk milli takımını Dünya Kupası'na katmak. Türk gençlerinin sayısını arttırmak. Al satı arttırmak. İşte Türkiye'yi yabancı futbolcu cenneti haline getirmek. izlenme süremizi arttırmak. Piyasayı arttırmak. İşte pazarlama yaptırmak. Önce bir ana hedef belirleyelim. Hocam bunlardan birkaç tanesi olabilir. Evet birkaç tanesi olabilir. Ana hedefi belirleyelim. Ana hedef ne? Sonra yabancı kuralı. Diyorsanız Türk gençleri oynasın, o zaman yabancı gençleri de oynasın. Diyorsanız daha çok kişi izlesin, o zaman piyasa değeri işte bilmem kaç milyon euronun altındaki yabancıların hepsini yasaklayalım. Diyorsanız şu bu, mükemmeldi. Aynı şekilde bugünkü de mükemmel. Şimdi konumuz o değil. Ersun Hocam e, çok güzel şeyler yazmış. Ben burada onun da sürprizini kaçırmayayım. Gidip bulun internetten. Neyse arkadaşım bir Lövle şu ana kadar bütçe konusunda anlaşma sağlanamadığını belirtmiş. Şimdi benim merak ettiğim nokta şu. Lövle benim bildiğim kadarıyla uzun süredir görüşülüyor. Hani yüz yüze görüşmeleri dahil edersek yaklaşık 3 üç ay, 3,5 üç ay olmuştur yüz yüzeleri dahil edersek. Yüz yüzeyi dahil etmezsek hepsini bir alırsan 6-7 ayı bulur belki. Biz yüz yüzeyi dahil edelim. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Şu güne kadar konuştular işte şunu gönderirim, bunu alırım, altyapıya şunu atarız, şu oynar, bu oynar, altyapı hocası şu olur, şunu yaparım, böyle yaparım. Ana lan başkan! Ah! Ne oldu hayırdır sayın löv? Lan ben bir şey unuttum. Neyi unuttum sayın löv? Bütçe? Bütçe? Ya böyle bir konuşmanın geçtiğine gerçekten inanıyorsanız başka bir şey diyorum. Ha anayı dememiştir belki. <laughs> hani Almanca bir şey söylemiştir ama yani şu anda mı aklına geldi? Son dakikada mı aklına geldi? Yani her konuda anlaşıldı. Ya bütçeyi konuşma artık Başkan lan görüyor musun? Abo. Mu dedi yani. Bu arada aynı şahsın 2 Şubat'taki duyumunu açıklıyorum. Aynı bugün anlaşam hala anlaşamadılar diyen şahsın 2 Şubat'taki duyumu. Lövle Henüz imza atılmadı ama imza atılmayacağına yönelik bir haber yapmayacağımı da belirtebilirim. Parasal bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bir görüşme daha yapılacak. Ondan sonra imzalar atılır diye tahmin ediyorum. 2 Şubat'ta parasal sıkıntı yok. 14 Nisan'da aklına gelmiş. Neden? Çünkü dünya çapında küresel bir kriz var. Enflasyon her ülkede arttı. Almanya'da %7,5 artmış. Türkiye'de %61. Neden? Çünkü Trabzonspor şampiyon oluyor. Ya keşke Adana Spor şampiyon olsaydı. Keşke Adana Demir olsaydı %1 enflasyon olsaydı. Bunlar benim hesaplamama gerek yok. Bunları zaten bu şip, bu tip duyumcu arkadaşlarımız hesaplar. Yani 2 Şubat'ta parasal sıkıntı yok. Gelmek istiyor. Şimdi olmuyor. Ya düşünsen öyle öyle konuşuyorsun. Her şeyi işte güya yeni hocaya soruyor falan diyordu. Duyunca arkadaşlar. 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan oluyor. Ana ya, lan bütçeyi konuşmayı unutmuşuk. Geçiniz bu palavraları ama ben şunu söyleyeyim bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Hocam biz salak mıyız demeyin. Arkadaşlar kanalımıza yeni katılan aboneler var. Sevgili aboneler hoş geldiniz. Safalar getireceğiz. Yaklaşık 1 bir, bir buçuk aydır söylediğim bir cümle var. Ben de desem Ali Koç da dese, hatta Löv de dese, hatta resmi siteden açıklama da yapılsa Löv Fenerbahçe'de diye inanmayın. İmzayı görene kadar asla inanmayın. Asla. Ben başla Löv de atsam inanmayın. Başkası da atsa inanmayın. İptal de desem inanmayın. İptal iptal desem inanabilirsiniz. Hani ben geldi manasında diyorum. Peki hocam İsmail Kartal'a devam edilir mi? Şu an gidişat ona. Baksana bütçede anlaşamamışız. İsmail Kartal'la bütçede anlaşmakta ne var lan? İsmail. Ulan İsmail, yalan İsmail, falan İsmail, İsmail dedi miydi? Bitti iş. Şaka yapmıyorum gerçekten öyle. İsmail Kartal gariban bir adam. Gariban bir Fenerbahçeli. Temiz saf duygularla. İsmail sana sadece Diego Ribas aldık. Bitti. Ersun sana sol bek mol bek almıyoruz. Yaraket Sol kanat falan almıyoruz. Stoper de almıyoruz. Terbiyesizlik yapma. Ne yapıyorsan yapma. Ersun Yanal'ın yerinde Fatih Terim olsaydı o yönetimi rezil ederdi. Rezil ederdi. İtim e, yani bir şeyler yapardı. İttirir kaktırırdı. Yani sol bek alma, sol kanat alma, stoper alma. Sonradaki Dirar'ı sol bek oynatıyor. Ne yapacak? Kendim oynayacak. İsmail Kartal'a devam edilirse. Hocam İsmail Kartal şampiyon yapar mı? Allah bilir. Peki şampiyon yapabileceğine inanıyor mu? Haberde inanıyor diyor. İsmail Kartal gelecek sezon şampiyonluk reçetesini belirledi ve odaklandım. Şimdi İsmail Kartal'ı yola devam edilecek mi edilmeyecek mi bilinmiyor. Ama Fenerbahçe'de herkesin merak ettiği soru şu edilecekse şampiyon yapar mı? Yapabilir mi? Şimdi önce bir gidecekler listesi çıkartmış ve detaylı bir rapor hazırlıyor. 60 yaşındaki hoca hani gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini tek tek sıralamış. Mesela bunlardan bazıları hani ben bu raporun gerçek olduğuna inanmıyorum onu belirteyim de. Çünkü böyle bir raporun basına sızma imkanı sıfırın altında. Ama dışarıdan gördüğümüz, gözlemlediğimiz kadar da söylüyorum. Sosa ve Gustavo demiş. Son yedilik maçında kadroya almadığı Sosa'nın artık Fenerbahçe'ye katkı vermeyeceği görüşüne. Kadroya almadığı derken herhalde bu haberi yapan arkadaş Fenerbahçe'yi hiç takip etmiyor. Yedekler de var. 34 yaşındaki Luis Gustavo'nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtmiş. Bunu da İsmail Kartal'a gerek yok. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Eski formuna nerede yakın? Yani 20, 25 yaşındaki formuna gidecek olsa zaten niye gönderelim? Nazım Sangare ve Berişan'ın beklentilerinin altında kaldığına dikkat çekmiş. E bu da görünen bir şey. En büyük Berişacı bendim Türkiye'deki. Yani en büyük Berişacı bendim. Ben bile umudumu kestiysem İsmail Kartal daha ilahili keser yani. Valencia'dan Valencia neden yollarına ayrılabileceğini söylemiş. Valencia sakatlanana kadar muhteşemdi. Ama sakatlandıktan sonra sanki futbolu unuttu gibi oynuyor. Fark etmiyor musunuz? Mesut Özil ve Ozan Tufan korusunda geri adım atmamış. Ne yapıyorlarsa yapsınlar demiş. Allah siz demiş. Tamam. Bunu geç. Ha, Asıl benim mer beni merak ettiğim konu nereye istiyor? Forvet lazım. Benim bir Suriyeli öğrencim var. Başta geliyordu şey dürtüyordu bir. Ne oldu diyordum. Tuvalet lazım. Kesinlikle tuvalet lazım. Her yere lazım. Kars'a da lazım. Ardahan'a da lazım. Bitlis'e de lazım. Tuvalet lazım diyordu. Kesinlikle lazım. Okullara lazım. Camilere lazım. AVM'lere lazım. Tuvalet lazım diyordu. Tamam lan git de gel çabuk diyordum. <laughs> Bu da ona döndü yani. Forvet lazım. Aa, Galatasaray'a da lazım. Beşiktaş'a da lazım. Fener'e de lazım. Trabzon'a da lazım. Forvet lazım. Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde iyi bir forvetle rekabete girebilecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur tavsiyesinde bulunmuş. Son olarak Kadıköy'de 6 yıldır yenemediği Galatasaray'da mağlup ederek başarısını perçinledi demiş. Sayılan kaç sene oldu o sene bu sene seri başladı Ligin en çok puan toplayanı demiş. Önceki 5 maçta bir galibiyet alabilen Fenerbahçe İsmail Kartal'dan önce 5 maçta bir galibiyet alabilmiş. Deneyimli Hoca ile birlikte 12 maçta 27 puan toplamış ve en çok puan alan takım olmuş. Ee, son 12 maçta. Trabzonspor bile 23 almış. Antalya 25, Alanya 23, Kasımpaşa 23. Aynı Alanya Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe'den 5 yedi. Gerçi Beşiktaş'ta maç yaparken kalecilerin kol kullanması yasak oluyor herhalde. <laughs> Şimdi İsmail Kartal'ın aynı zamanda bir düşüncesi daha var. Kiralıklara kapıyı kapattım diyor. Bakın Fenerbahçe'nin hem transfer bütçesi oluşturmak hem yabancı bütçesi açmak için e, bir sihre ihtiyacı var. Şu anda 4 tane futbolcu kiralık. Hayır 5. Haberi yapan arkadaş iyi say. da, Lemos, Max Mayer, Allah Yersey, Yatman 4. Kolkır. Hocam Muhammed de var. Yabancıları sayıyorum. 5. Şimdi hepinize soruyorum. İsmail Kartal'da olsanız, Löv'de olsanız, Jorge Jesus'ta olsanız, Samat'ta ya devam etmek ister misiniz? Asla. Lemos? Asla. Max Mayer? Asla. Allah yer. Onun opsiyonu zorunlu gibi. Ee, onun opsiyonu zorunlu gibi. E, Kolkır. Bakacağız diye. Şimdi eğer bu futbolculara talip çıkarsa dördü de ucuza gönderilir. Şimdi Samat'ta, Antwerp'te, Lemos, Berşot'ta, Max Mayer, Midland'da, Allah yer Hal City'de, e, Kolkır, Gaziantep'te. E, Fenerbahçe bu futbolculara ne yapacağını e, bilmiyor. İsmail Kartal ben bunları hani eğer zaruret hali varsa diyor. Hani artık İsmail Kartal da eski İsmail Kartal değildir yani. Hani sana al Diego Ribas oynat dediği zaman kabul etmez diye düşünüyorum. Burada Kolkır'ı hiç merak ettiniz mi? 26 maç, 2 gol, 1 asist, 2264 dakika. Son haftalarda kadroya giremiyor mu yoksa ya? Yani son haftalarda giremiyor mu yoksa? Mesela Trabzonspor maçın vardı sanırım. Ee, en son 0-0 berabere kaldıkları. Yok ya, Trabzon Karagümrük ha yok o yarın. Gaziantep Trabzon maçı ha 0 Mesela orada kadroya falan girdi mi? Arkadaşlar izliyor musunuz Kolkur'u? Aynen. Üçlü savunmanın merkezinde oynuyor. Çok ilginç. Ben bir tek kol kır devam edebilir diyorum. Ozan Tufan. Şimdi gelelim Ozan'la ilgili meseleye. Ozan Tufan Beşiktaş yolcusu demiş haberde. Ne demiş? Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Ozan Tufan'la ilgili karar belli oldu. Birincisi Ozan takımdan ayrılmak istediğini yönetime gerçekten iletmiş mi? Ben size Ozan'la ilgili bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben inanmadım ama sorumlu yayıncılık ilkeleri gereği size aktarmam gerektiğini düşünüyorum. Ozan Tufan'la ilgili bir duyum aldım. Ve bir duyum aldım. Ben inanmadım. Üyelere de vermedim. İlk burada herkese açık söyleyeceğim. İster Watford kümeden düşsün, ister Watford kümede kalsın. Her iki şekilde de Ozan Tufan Watford'da diye bir şey duydum. Hani hafızam beni yanıltmıyorsa Ali Koç da demişti hani Watford'dan alırken bunlar kümede kalırsa Ozan'ın öyle bir maddesi devreye girecek. Bari biz oynatamayacağız, bari siz oynatın diye gönderdiler diye. Ee, aklıma bu geliyor ama Ozan Tufan durduk yere kadro dışı bırakıldı. Yani, yani aklı başında bir insan anlamaz mı? Aklı başında bir insan demez mi? Ulan Ozan para beklentim var. Watford aldı aldı almadı ben kadro dışı bırakırsam bunun piyasası düşer. Ölü fiyatına bile kimse almaz demez mi der. Bir futbolcu bir takımda iki kere kadro dışı bırakılırsa bu futbolcu nakibeti ne olur? Bak Sosa kadro dışı diyorlar. Oynatmıyor mesela. Böyle yapabilirdi. Alıp kadroya seni kesinlikle oynatmayacağım. Sen çalışmadı bir de. Diyebilirdi. Bu daha büyük eziyet olurdu. Düşünsene Mesut Ozan yedek ama kadro dışılar. Bu daha büyük eziyet olurdu piyasa için. Aklıma benim iki şey geliyor. Bir, acaba Mesut için bir kulüple anlaştık. Ya da Mesut'la anlaştık. Sezon sonu yollara ayıracağız. Dedik de öyle mi kadro dışı bıraktık? Ya da Ozan için aynı şey. Yoksa bu kadar basiretsizlik çok saçma ya. Ya da radikal bir karar almak lazımdı. Birinin başını kesmek lazımdı. Biz de bu başı kestik. Fenerbahçe ondan sonra coştu dersen o bu sene her sene beklerler bu baş kesmeyi. Neyse. Ozan Watford'a kiralandı ve devre arasında geri döndü. 27 yaşındaki orta savuncusu Konya maçının ardından Mesut'la birlikte kadro dışı bırakıldı. Ve Ozan ayrılmak istiyormuş. Tabii ki de ayrılabilir. Yeterli bonservis ücretine getirirse ayrılabilir. Ki yeni sezonda da takımda düşünülmediği söyleniyor. Mesela İsmail Kartal ben düşünmüyorum diyor. Ben bu tembellikte birini düşünmüyorum diyor. Arkadaşlar la lakaytlık, cıvıklık, şakalaşma. Hani siz zannediyorsunuz Mert Hakan mesela. Mert Hakan'ın birkaç videosu var hani internette. O yuvarlandığından hariç hani şakalaşmalar falan siz zannediyor musunuz 7 24 böyle değil. Ozan Tufan biraz ciddi değil bu konuda ve ciddi bir disipline ihtiyacı var. Hani mesela bir löv gelecek olsa Ozan Tufan'ı adam eder. Ben onu söyleyeyim. Adam eder Ozan Tufan'ı. Neyse 7 milyon euro eğer Watford kümede kalırsa verip alacakmış. İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşme ihtimali tabii ki yüksek. Fenerbahçe'de de kalacak diyorlar. Ama ben zayıf duyumu verdim. Alacaklarına karşılık bon servisini istedi. Yönetim rest çekti. Haberin palavrası burada başlıyor. Alacaklarına karşılık bon servisini almak istemiş ve milli futbolcuya getir 4,5 milyon euroyu istediğin takıma git denilmiş. O da Beşiktaş'tan anlaşmış. Demiş ki Beşiktaş yönetimine hey Beşiktaş yönetimi her maçınızda uzaktan bir tane çakıyorum. Beni alırsanız ne olur? Ne olur? Kendi kaleme atarım. Ney demişler. Ozan Tufan bon servisini hallederse Fenerbahçe'nin nezeli rakibi Beşiktaş'tan Beşiktaş'ta anlaş imza atacakmış Beşiktaş'a anlaşmış. Ve siyah beyaz yöneticilerle görüşmeler yapmış, anlaşma sağlamış. Ha, uykum geldi. Fenerbahçe yönetimi indirim talep etmesine rağmen yönetim bu konuda geri adım var. Birincisi yani Beşiktaş yönetimi yanlış anlaşılmasın ama vefasız değildir. Ahlaksız değildir. Terbiyesiz değildir. Şimdi mesela bir neydi o? Abu Bakar gidecekken Fenerbahçe yönetimine diyor ki aman Abu Bakar'ı almayın. Biz yani, almanızı istemiyoruz. Fenerbahçe yönetimi geri çevirmiyor. Aman diyorlar işte Dorukhan Toközü almayın diyor Trabzon yönetimi. Fenerbahçe onu da almıyor. Yani bu kadar kibar bir yönetime kimse yanlış yapmaz. Bir de bu arada Manchester City, Barcelona, Tottenham yöneticileri, sahipleri, Ali Koç'un kankası. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yani hal böyleyken çok ilginç. Ben Beşiktaş yönetiminin bu topa gireceğini zannetmiyorum. Herhangi bir görüşme olduğunu da zannetmiyorum. Ozan'ın af beklediğini zannediyorum. Bakalım karar çıkacak mı çıkmaz mı ona bir şey diyemiyorum. Bu kadar. Fenerbahçe'ye Nijeryalı kanat hala aynı haberi tekrar tekrar veriyorlar arkadaşlar. Bu Olayinka mıydı? Herhalde Olayinka'ydı. Şimdi bak haberi ama güzel girmişler bu sefer. Diyor ki Fenerbahçe'de gelecek sonra takımın kimi takımı kimin çalıştıracağı henüz belirsiz. Yani Ali Koç, Joachim Löv, Jorge Jesus ile temasta ama Kea'nın belinde kayın olduğunu söyleyen adam Löw'le bütçeden anlaşılmadı diyor. İsmail Kartal da masada. Her gün masada yatıyormuş. Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyormuş Fenerbahçe. Ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı Yıldız şu anda rafa kalktı. Ya yalan söylenilir de foto maç. Bu kadar söylenilmez. Rossi'nin bonservisinin hani opsiyonun 6 milyon euro olduğunu çoluk çocuk biliyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Peter Olayinka varmış. Hala Olayinka'yı yazıyorlar. Ay uykum geldi. Bir kontratı var. Bon servisi 2 milyon euroymuş. Kim diyor 2 milyon euro diye bon servisine? Yani kim diyor bon servisine 2 milyon euro diyor? Piyasa değeri 7 milyon euro. Açıp transfer markete bakın. Bakın. Sinavya'nın 3-2 kazandığı 2 maçta toplam 180 dakika şans buldu. Toplam 3-2 mi kazandı? 1.88 boyunda güçlü fiziği, sürati, forvetle kanatta oynuyor. Türkiye ile ilginç bir anısı var. 17 yaşındaki 2013'te Denizli ile 18 yaşına başında 2014'te Akisar'la denemeye çıkmış. Ancak teknik direktörleri olumlu yönde etkileyememiş. Yetersiz bulunmuş. Türkiye'den ayrılmış. Kıbrıs temsilcisi yeni camiye transfer olmuştu. Ardından kariyeri hızla yükselmiş. Falan filan Inter Milan. Arkadaşlar bir beklentimiz yok. Olayın transferine ilgili herhangi bir duyumum yok. Bilginiz olsun. Yani uzun lafın kısası. E, İsmail Kartal'a devam edilmesini istiyor musun diyorlar bana. Ben lig bitmeden bu konuda konuşmayacağım. Yani altı maç. Hadi hazırlık maçında sayalım. Bak. Bak. Nisan'da Avrupa maçı yaptırıyor İsmail Kartal. Böyle teknik direktör olmuşsunuz. Ayıp lan. Ayıp. Ayıp ayıp. Nisan'da Avrupa maçı yaptırıyorsa Daha ne istiyorsunuz ya? Bir de eğlendik diyorsunuz. Bak eğlendiğin ligdeki adam seni geri tutuyor Avrupa'da. Hem de şah darlan yaptırıyor. Şampiyonlar ligi takımıyla maç yaptırıyor. Ayıp. Siz de çıkıyorsunuz. Yok şöyle yok böyle falan filan. Ben aslında çok güzel bir önerde bulunmuştum. Hatırlıyor musunuz? Ukrayna ligi yarıda kaldı. Gelsinler İstanbul'da devam etsinler. Gelsinler devam etsinler. Oradaki halka vatandaşa moral olur. Diye kimse kanmadı inanmadılar. Bence çok güzel olur. Vallahi bak. Bence İstanbul'da devam Şükrü Saraçoğlu. Mesela Sarı Lacivert hangisi Dinamo Kiev? Gelsin Şükrü Saraçoğlu'nda da Dinamo Kiev oynasın. Şahtar ne renk? Turuncu siyah. Gitsin Başakşehir'in sahasında oynasın. He. Ee, baykuşlu maykuşlu adamlar da gelsin desteklesin. Bunu da unutmayın. Neyse Lövle herhangi bir iptal yok ama anlaşmada yok. Bilginiz olsun Ersun Yanal'la konuştuk. İsmail Kartal ben İsmail Kartal'la ilgili günlerdir söylüyorum. Önümüzdeki sene devam eder ama hangi pozisyona bilmiyorum. Sosa zaten gidecek. Gustavo'nun en gideceğini zannetmiyorum tekrar tekrar söyleyeyim. Nazım konusunda inşallah güzel teklife gelir. Ben Berişan'a devam etmeyeceğini düşünüyorum %100 olarak. Valencia'nın da %100 olarak devam etmeyeceğini düşünüyorum. Belki de duyumlarıma dayandırarak söylüyorum. Mesut Özil konusunda inşallah asıl olan gerçekten Fenerbahçedir de şöyle güzel bir takıma güzel bir fiyata gider. Fenerbahçe'ye para kazandırır. Ozan için bekleyin görün. Watford duyumum zayıf. Ben de inanmıyorum ama bakalım sezon sonu. Mesut için de söyledik. Samat'ta ee, Samat da inşallah Belçika'dan birinin gözüne göre son haftalarda hettirik falan yapar her maçta da bir şey olur. Lemos da inşallah öyle. Bir iki tane ferikikten gol atsın da göze girsin. Maxim de Miciland da inşallah. Yani dualarla devam ediyoruz oruçta ağzımızdan. Jorge Jesus konusunda çok bir beklentiye girmeyin. Rosti konusunda ben herkeste zıt düşüyorum. Ben Rosti'nin bon servisinin alınacağını ya da en azından bir sene daha kiralanacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bakalım neler olacak. Kanalımıza verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.